Tekrar merhaba sevgili seyirciler. Ana haber bültenine başlayacağız şimdi. Ben Serap Belet. 20 Haziran Perşembe akşamındayız ve Türkiye'de dünyada yaşanan tüm gelişmeleri 2 saat boyunca ana haberde bulacaksınız. Sıcak başlıklara şöyle bir bakalım, ayrıntılarına geçeceğiz. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz'da açıklayacak. Neden önemli? Haziran ayı enflasyonuyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı belli olacak ve memurların, emeklilerin 2024'ün ikinci yarısında ne kadar zam alacağı netleşecek. Bunun üzerine tabii enflasyon farkının üzerine de bir ilave olacak mı? Bu konuşuluyor. Ne kadar olur? Asgari ücrete zam olmayacak dense de hala bu konuda beklentiler var. Son durumu aktaracağız. Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan ve olaydan hemen sonra annesi Eylem Tok'la yurt dışına kaçan 17 yaşındaki zanlı bu akşam Amerika Birleşik Devletleri'nde ikinci kez hakim karşısına çıkacak. Mahkeme anne ve oğlu hakkında bu duruşmada karar verecek mi acaba? Ayrıntılarına bakacağız. Kavurucu sıcakların hüküm sürdüğü bu günlerde Türkiye dört bir yandan gelen ne yazık ki orman yangınlarıyla sarsılıyor. Hangilerimizde yangın vardı bugün ve son durum ne? Yangınlar söndürülebildi mi? Sıcak noktalardan ayrıntılarını alacağız. Başlayalım. Evet, yangınla başlayalım. Elazığ'la başlayalım. Elazığ'ın Maden ilçesinde orman yangını çıktı bugün. Yangına müdahale devam ediyor. Henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Bugün saat 11 sıralarında Elazığ Maden ilçesi Gezin köyünde çıktı yangın. Yükselen dumanları görenler hemen durumu yetkililere bildirdiler. Yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü ve Tepecik köyüne kadar ilerledi. Yangın için çok sayıda ekibin sahada olduğu belirtiliyor. Havadan ve karadan müdahale yapılıyor. Görüntüler ekranda, geniş bir alana yayıldı ve henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Bölgedeki çalışmalar Elazığ Maden ilçesinde devam ediyor. Bu arada bir yangın çıktı bugün Çanakkale'de. Dün Eceabat'taki yangın kontrol altına alınmıştı. 575 hektar alan zarar görmüştü. Ardından bugün yine Ezine'den yangın haberi geldi. Orada da yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Ayrıntılara yine bakacağız. Terörle mücadele operasyonlarına bakalım. İran kuzeyindeki Hakurk, Kandil ve Pençekilit operasyonu bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyona ilişkin ayrıntıları da Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştı. İran kuzeyindeki Hakurk, Kandil ve Pençekilit operasyon bölgelerinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Açıklamada terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde sürdüğü belirtildi. Diğer yandan Ağrı ve Batman kırsalında gerçekleştirilen Bozdoğan 43 operasyonlarında da biri kırmızı, üçü turuncu kategoride toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu haberi X hesabından. Bakan Yerlikaya mesajında Ağrı ili Doğu Bayazıt ilçesi kırsalında ve Batman ili Hasankeyf ilçesi Palamut köyü kırsalında gerçekleştirilen Bozdoğan 43 operasyonlarında kırmızı kategoride olan Şehmus Malazgirt kod adlı Yılmaz Öner, turuncu kategorideki teröristler Servan Botan kod adlı Şakir Erdemci, Eylem kod adlı Hazret Kaçar, Nurhak kod adlı Nurettin Tekin'le Aksin kod adlı Zeynep Özkan adlı teröristlerin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız diyen Yerlikaya, kahramanlarımızın dağ başlarında, dar geçitlerde, uçsuz bucaksız ovalarda nefesleri, ayak izleri var. Hainlerin enselerinde olmaya devam edeceğiz ifadelerini paylaştı. Fethullahçı terör örgütünün içindeki çatlağı gidermek için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'a Türkiye'yi şikayet eden bir mektup yazdığı ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre FETÖ'nün içinden gelen itiraflar örgüt içinde çatlağın daha da derinleşmesine neden oldu. Fethullahçı terör örgütü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'a mektup yazdı, Türkiye'yi şikayet etti. İçindeki çatlağı gidermek için Biden'dan medet umdu. Örgüt içinden gelen itiraflar, elebaşı Gülen'in sağlık durumu, başka bir eve kaçırılması. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre tüm bunlar FETÖ'de yaşanan çatlağın daha da derinleşmesine neden oldu. Örgütte bağlılık ve inanış giderek azalmaya, kopuşlar yaşanmaya başlandı.
Terör örgütü yaşanan bu parçalanmayı engellemek için yeni bir yol arayışına girdi. Güvenlik kaynaklarına göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'a Türkiye'yi şikayet eden bir mektup yazdı ve 15 Temmuz darbe girişiminin 8. yıl dönümüne günler kala mektubu sunmaya hazırlanıyor. Mektupta bazı Amerikalı kongre üyelerinin de katkısı olduğu öğrenildi. FETÖ'cülerin hazırladıkları mektupta yapmaya çalıştıkları darbe girişimine hiç değinilmeden Türkiye'de örgüt mensuplarına yönelik haksız politikalar izlendiğine yer veriliyor. Teröristler ayrıca Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve Yüksel Yalçınkaya konusunda da Türkiye'yi şikayet ettiler. Söz konusu mektupta Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ikili ilişkilere müdahale çabası da dikkat çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın Türkiye'ye baskı yapması isteniyor. Mektupta yazılan talepler dikkate alındığında örgüt mensuplarının Türkiye'ye dönme çabaları da göze çarpıyor. Örgüt mensubu tutukluların şartsız serbest bırakılarak işlerine geri dönmelerinin sağlanması talepler arasında yer alıyor. FETÖ'cülerin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'a yazdığı mektup henüz paylaşılmadı. Örgüt, Temmuz ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı NATO Liderler Zirvesi'nde mektubun gündeme gelmesi için çabasını sürdürüyor. Mektupla Türkiye'ye karşı kara propaganda yapılması hedefleniyor. Az önce Çanakkale Ezine'de de orman yangını çıktığını aktarmıştık. Hemen canlı yayınla oraya gidelim. Daha muhabiri Cemhan Şen canlı yayınla karşımızda. Cemhan, nerede çıktı yangın? Çıkış nedeni biliniyor mu ve şu ana kadar kontrol altına alınabildi mi? Evet, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çöplük alanda başladı yangın. Çöplükte çıktı ve ormanlık alana sıçradı. Şu anda ekipler havadan ve karadan yoğun bir müdahaleye başladı. Ve bölgede şu anda kentte 3 gündür hakim olan Poyraz fırtınası etkisini arttırdı diyebiliriz. Bu nedenle yangının kontrol altına alınması güçleşiyor. Daha bir yaklaşık 1,5 saat önce Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Kumburnu mevkiinde bir tarım arazisinde yangın çıkmıştı. Ancak o yangın ormana sıçramadan ekipler tarafından hemen kontrol altına alınmıştı. Şu an Ezine ilçesinin çöplüğünde bir yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü ve ormanlık alana sıçradı. Bölgede çok sayıda ekip hem havadan hem de karadan yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler teyakkuz halinde şu anda. Çevre kurumlarda, kamu kurumlarının itfaiye araçları, belediyelerin itfaiye araçları ve çok sayıda aracöz yangının kalbine şu anda yönlendiriliyor ve yangına müdahale devam ediyor deyip sözü tekrar size bırakalım. Cemhan Şen, çok teşekkürler. Evet, Kumburnu'ndaki yangın kontrol altına alındıktan sonra bu kez Ezine'nin çöplüğünde çıkan yangına müdahale devam ediyor. İnşallah o da en kısa zamanda kontrol altına alınır. Dünyadaki gelişmelere bakalım, İsrail-Gazze konusuna. İsrail ordusunda yaşanan fikir ayrılıkları derinleşiyor. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun savunduğu Hamas'ın ortadan kaldırılması hedefine ilişkin konuşan ordu sözcüsü Hagari, Hamas'ın bir fikir ve siyasi parti olduğunu belirtti. Hamas'ı ortadan kaldırabileceğimizi düşünenler yanılıyor dedi. Hagari'nin ifadelerine Netanyahu'dan tepki geldi. Hamas'ı ortadan kaldırabileceğimizi düşünenler yanılıyor. Açıklama İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari'den. İsrail'in Kanal 13 televizyonuna konuşan Hagari, İsrail'in büyük bir insanlık felaketine yol açtığı Gazze'deki saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun savunduğu Hamas'ın ortadan kaldırılması hedefine ilişkin konuşan Hagari, Hamas'ı yok etme fikri halkın gözüne kum atmaktır ifadelerini kullandı. Hamas'ın bir fikir ve siyasi parti olduğunu belirten Hagari, Hamas insanların kalplerinde kök salmıştır. Hamas'ı ortadan kaldırabileceğimizi düşünenler yanılıyor diye konuştu. Hamas'ın yerine başka bir şeyin getirilmesini öneren İsrail ordu sözcüsü, Gazze'deki tüm esirlerin askeri saldırılarla geri getirilmesinin de imkansız olduğunu belirtti. Hagari'nin açıklamalarına İsrail Başbakanı Netanyahu'dan tepki gecikmedi. Netanyahu, güvenlik kabinesinin Gazze'deki saldırılara ilişkin Hamas'ın askeri ve idari olarak yok edilmesi hedefinin bulunduğunu ve İsrail ordusunun da bunu yapmakla yükümlü olduğunu savundu.
İsrail savaş kabinesinde de fikir ayrılıkları nedeniyle bir süredir devam eden siyasi kriz, Başbakan Netanyahu'nun kabineyi feshetmesiyle sonuçlanmıştı. İngiltere'de bir panele katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tek haneli enflasyon için tarih verdi. Enflasyonun 2025 yılında %10'lar seviyesine, 2026'da da tek haneye ineceğini söyledi. İngiltere'de temaslarını sürdüren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir panele katıldı. Tek haneli enflasyon için 2026'yı işaret etti. Londra konferansı 2024'te konuşan Şimşek, Türkiye ekonomisinin geçen yıl bu dönemlerde ciddi makroekonomik sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Bu yıl bir dizi önlem aldıklarını söyleyerek zirve yapan enflasyonun hızlı düşme eğiliminde olduğunun altını çizdi. Programımız çalışıyor. Enflasyon Mayıs'ta %75 ile zirve yaptı. Ancak hızlı düşme eğiliminde görünüyor. Fiyat istikrarını sağlamak, mali disiplini inşa etmek, cari açığı azaltmak gibi yapısal dönüşümü başarmamıza yardımcı olacak güçlü bir programımız var. Piyasanın enflasyonun düşürüleceğine ikna olmaya başladığını söyleyen Maliye Bakanı, güçlü bir dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz dedi. Enflasyonun sene sonunda %40 ya da 30'lu seviyelere düşeceğini söyledi. 2025 yılında %10'lar seviyesine ve 2026'da tek haneli rakamlara ineceğini belirtti. Avrupa Birliği ile ekonomik ilişkiler ve gelişmeleri de değerlendiren Şimşek, Avrupa'nın Türkiye söz konusu olduğunda stratejik perspektif eksikliği yaşadığını söyledi. Türkiye söz konusu olduğunda Avrupa Birliği stratejik perspektif eksikliği yaşıyor. Avrupa Türkiye'ye bir fırsat sağlamadı. Bugün uyguladığımız program, yatırım ortamını, yönetişimi ve küresel entegrasyonu iyileştirmekle ilgili. Bunlar da doğrudan yabancı yatırım çekmek için anahtar konular. Programın merkezinde öngörülebilirliği artırmak var. Bayram tatilinin ilk 5 gününde meydana gelen trafik kazalarında 36 kişi hayatını kaybetti. Açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptı. Bayram tatilinin 5. günü 696 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 10 kişi hayatını kaybetti. Dünden bu yana 1205 kişi de yine dünden bu yana gerçekleşen kazalarda yaralandı. Bayram tatilinin ilk 5 gününde toplam can kaybı 36'ya yükseldi. Kazalarda 6550 kişi de yaralandı. Tatilcilerin bir kısmı döndü, bir kısmı yolda trafiğe takılmak istemediği için erkenden yola çıktı. Tekirdağ'da ve Bodrum çıkışında uzun araç kuyrukları oluştu. 9 günlük bayram tatilinin çoğu bitti, azı kaldı. Tatilini şehirden uzak geçirenler için de geri dönüş yolculuğu başladı. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum'a tatil boyunca 225 bin araç girişi oldu. 200 binlik nüfusu 1 milyona ulaştı. Bayram tatilinin 6. gününde ise tatilcilerin bir kısmı trafik yoğunluğuna takılmamak için kentten ayrılmaya başladı. Kentin çıkışında uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul'dan fazla uzaklaşmak istemeyen tatilcilerden kiminin adresi Tekirdağ, kiminin ise Saros Körfezi ve Çanakkale oldu. Erkenden dönüş yoluna çıkanlar nedeniyle Tekirdağ'dan İstanbul yönüne araç yoğunluğu yaşandı. Polis ve jandarma ekipleri trafik akışını sağlamak için devredeydi. Sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Kırıkkale'de trafik ekiplerince yapılan denetimlerde fazla yolcu taşıdığı tespit edilen otobüs şoförünün ehliyetine 100 ceza puanı aştığı gerekçesiyle 2 ay süreyle el konuldu ama şoför ehliyetini vermemek için polise çok tepki gösterdi. Kurban Bayramı tatili sebebiyle karayollarında ekipler denetimleri sıkılaştırdı. Fazla yolcu taşıyan bir otobüs şoförü kontrol yapan ekiplere takıldı. Polise ehliyetini vermek istemeyen şoför her yolu denedi. Ha, gitsin sen, Allah'a tertip. Allah bildiği gibi yapsın sen. Tamam mı? 43 ilin geçiş güzergahı olarak bilinen Kilit Kavşak, Kırıkkale'de karayollarında görev yapan trafik ekipleri vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için sahadaydı. Ankara'dan Tunceli'ye yolcu taşıyan Nesimi Ö idaresindeki bir otobüs, Yaşyağan ilçesindeki uygulama noktasında durduruldu.
Ekiplerin yaptığı kontrollerde otobüste fazla yolcu taşındığı tespit edildi. Ekipler zaten 100 ceza puanını dolduran şoförün ehliyetine 2 ay süreyle el koymak istedi. Ehliyetini vermemek için direnen şoför ekiplere tepki gösterdi. Kusura bak, hangi sandalyesin? Yaptın iş miydi seni ya? Ayıptır abi ya. Ekmeğin öldürsün sen ya. Sen... Otobüs şoförüne ayrıca fazla yolcu taşımaktan 540 lira idari para cezası kesildi. Yapılan işlemlerin ardından otobüs yedek şoförle yola devam etti. Samsun'da 5 katlı aile apartmanın çatı katında yangın çıktı. Kıvılcımlar sokaktaki araçlara da sıçradı. Büyük korku yaşandı mahallede yangın nedeniyle. Görüntüler gelsin ekrana. İlk Adım ilçesi Cedit Mahallesi Nebiler Caddesi üzerinde çıktı yangın. 5 katlı bir apartman, aynı aile üyelerinin yaşadığı apartman. Apartmanın çatısında başladı yangın. Apartman sakinleri hemen 112'ye durumu haber verdi ve kendi imkanlarıyla yangın büyümeden dışarıya çıkabildiler. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi geldi bölgeye. Sağlık ekipleri sinir krizi geçiren hane halkına olay yerinde müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin 20 dakikalık müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Kıvılcımların sıçradığı iki araç da yanmaktan son anda kurtarıldı. Yangınla ilgili de inceleme başlatıldı. Adıyaman'ın Samsat ilçesinde bir çocuk baraj gölüne düştü. 8 yaşındaki küçük çocuk ne yazık ki hayatını kaybetti. Bayram nedeniyle ailesiyle gezmeye giden İrem Su İnan, Atatürk Baraj Gölü kenarında dolaşırken dengesini kaybederek suya düştü. Çocuğun düştüğünü gören yakınları 112 acil çağrı merkezinden yardım istedi. Bölgeye sağlık ekibi geldi, itfaiye, jandarma ve dalgıç polisler geldi ve ne yazık ki 8 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bir saatlik çalışmayla çıkarıldı baraj gölünden. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı. Adana'daki Seyhan Baraj Gölü çevresindeki kaçak yapılaşma her geçen gün göz göre göre artıyor. Bir yandan da göle moloz ve kanalizasyon atıkları dökülüyor. Kent halkı ve çevreciler bu sorunların bir an önce çözülmesini istiyor. Özlem Çağlayan'ın haberi. Derme çatma yapılar, kanalizasyonu olmayan tuvaletler, çevreye zehir saçan moloz yığınları. Her geçen gün kıyıda yükselen işletme ve konut tipi yapılar. Bu görüntüler Adana Seyhan Baraj Gölü çevresindeki kaçak yapı işgali gözler önüne seriyor. Pozitif bilimi yok sayarsak işte buraya yapı yaparız, moloz dökeriz, içine inşaat yaparız. Doğayı talan eden yapılaşmayla birçok çevre suçu işleniyor. Bütün bu havza boyunca yapılan yanlışları üste koyduğunuzda gerçekten tam bir yok oluşa koşuyoruz ya. Seyhan Baraj Gölü çevresindeki kamu arazileri kaçak yapılarla işgal altında. Şehrin merkezinde bulunan gölün kıyısına kadar varan yapılaşma doğal hayatı, tarımı ve kent yaşamını tehdit ederek ciddi sorunlara neden oluyor. Bu kontrolsüzlük ve denetimsizlikten kaynaklı bir durum. Gölün kenarında şu anda ticari işletme olarak ruhsatsız ve izinsiz, özellikle bu yarımada kısmında çok fazla işletme var. Yani çoğunun elektriği, suyu kaçak ya da bir yerden çekilme gibi, tamamen derme çatma yani. Altyapısı ve kanalizasyon bağlantısı olmayan yapılar atıklarını arıtmadan suya bırakıyor. Moloz dediğiniz, yani sizin ürettiğiniz işte için çimento koyuyorsunuz, demir koyuyorsunuz, başka kimyasallar koyuyorsunuz. Bunların tamamı suya geçecek. Menderes Yarımadası'nı genişletmek için asbestli moloz dökülmesi de halk sağlığını tehdit ediyor. Bu nehre yapılan her kötülük, her attığımız poşet, her attığımız kimyasal, her atık tekrar gelip bizi buluyor. DSİ'den izinsiz göl çevresine yapılan dolgu ve istinat duvarları da doğal hayata zarar veriyor. Bunlar çok daha riskli. Çünkü suyun belirli bir kotu var ve bu kot üzerine çıktığı zaman orada bir doldurmayla yaptıkları yerde bir tesis yaptıklarında insanların can güvenliğini de tehlikeye atmış olacaklar. Kaçak yapılaşmanın en çarpıcı ve en çirkin örneklerini Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Menderes Yarımadası'nda görmek mümkün. Burası kentin tam merkezinde yeşille maviyi buluşturan, vatandaşların önemli dinlenme alanlarından bir tanesi, ancak birçoğu barakadan bozma, kaçak yapılarla işgal edilmiş durumda. Eskiden böyle değildi. Eskiden DSİ Barajı'nın orada bizim geniş bir piknik alanımız vardı. Orası da kapandı. Bu kez buralar vardı, şu taraflar vardı. Gördüğünüz gibi hep villalar yapılmaya başlandı. Yani şu anda yer bulamıyoruz. Uzmanlar ve vatandaşlar göl çevresindeki işgallerin durdurulmasını istiyor.
Öncelikli olarak DSİ'nin bu yapıların temizlenmesiyle, kaldırılmasıyla ve oranın normal doğal yapısına kavuşturulmasıyla ilgili bir organizasyonu başlatması gerekiyor. Avrupa Birliği ülkeleri sıvılaştırılmış doğalgaz tedariğini ilk kez hedef alarak Rusya'ya karşı yeni bir dizi yaptırım uygulamaya karar verdi. Yaptırımlar Şubat 2022'den bu yana uygulanan 14. paketi temsil ediyor. Avrupa Birliği ülkeleri Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya karşı Rus sıvılaştırılmış doğalgazının sevkiyatının yasaklanmasını da içeren 14. yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya vardı. Sıvılaştırılmış doğalgaz kısıtlaması bloğun daha önce kömür ve deniz yoluyla taşınan petrole uyguladığı gibi tam bir ithalat yasağını karşılamaya yetmiyor. Bunun yerine AB şirketlerinin Rus LNG'sini satın almalarına izin verilecek ancak aktarma olarak bilinen bir uygulamayla bunu diğer ülkelere yeniden ihraç etmeleri yasaklanacak. Üye devletler önceki 13 yaptırım paketinde açık bırakılan boşlukları kapatmak için daha sıkı önlemler üzerinde de anlaştı. Romanya Cumhurbaşkanı'nın NATO Genel Sekreterliği adaylığından çekilmesiyle bu göreve talip olan tek kişi Hollanda Başbakanı Mark Rutte kaldı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in görev süresinin 1 Ekim'de sona ermesi planlanırken yerine gelecek isim de merakla bekleniyor. Romanya Cumhurbaşkanı Ioannis NATO Genel Sekreterliği adaylığından çekildiğini açıkladı. Zaten Rutte'nin yeni sekreter olacağı neredeyse netleşmişti. Romanya'nın Yüksek Savunma Konseyi'nin NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Rutte'yi destekleyeceği belirtildi. ABD başta olmak üzere neredeyse tüm NATO ülkeleri Rutte'ye yeşil ışık yakmış. Türkiye'de geçen Nisan ayında Rutte'ye destek vereceğini duyurmuştu. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Rutte'yi NATO'nun başına geçecek çok güçlü aday olarak gördüğünü ifade etmişti. Avrupa Konseyi'nin yeni raporunda Ukraynalı mültecilerle diğerleri arasında ayrımcılık yapıldığı ortaya çıktı. Buna göre Ukrayna vatandaşı Romanlara diğer Ukraynalılara kıyasla daha kötü koşullarda konaklama seçenekleri önerildi. Ukraynalı mültecilerle diğerleri arasında ayrımcılık yapılıyor. Bu tespit Avrupa Konseyi'nden. Avrupa Konseyi'nin Irkçılıkla Mücadele Komisyonu yeni bir rapor yayımladı. Raporda Rusya ile savaşın başladığı 2022'den bu yana evlerini terk eden milyonlarca Ukraynalı mülteci için gösterilen çaba övüldü. Ancak Ukrayna'dan gelmiş olsalar bile mültecilere yaklaşımın etnik kökene göre değişiklik gösterdiği belirtildi. Rapora göre Ukrayna vatandaşı Romanlara diğer Ukraynalılara kıyasla daha kötü koşullarda konaklama seçenekleri önerildi. Yani Ukraynalı mültecilere yönelik karşılama merkezleri ve hizmetlerle diğer mülteci ve sığınmacılara sunulan şartlar arasında ciddi fark vardı. Savaşın başlamasından kısa süre sonra Afrika Birliği de Ukrayna'da yaşayan Afrikalıların sınırı geçerek Avrupa'ya girmelerine izin verilmemesine tepki göstermişti. Raporda Ukraynalılara yönelik de nefret söylemi vakaları yaşansa da genel olarak kamuoyu desteğinin sürdüğüne dikkat çekildi. Avrupa çapında yaklaşık 6 milyon Ukraynalı mülteci bulunuyor. Adana'nın Feke ilçesinde 9 yaşındaki kız çocuğu elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Daha doğrusu şöyle yaşandı olay. Konak Kur'an mahallesinde meydana geldi bu üzücü olay. İddiaya göre 9 yaşındaki Kübra Nur Söğüt evde sedirin altında bulduğu av tüfeğini oradan çıkarmaya çalıştığı sırada tüfek ateş aldı ve küçük kız çocuğu fişeğin karnına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan küçük kız yapılan müdahaleye rağmen ne yazık ki kurtarılamadı. İstanbul Gazi Osman Paşa'da TEM otoyolu kenarındaki ağaçlık alanda bir erkeğe ait ceset bulundu. Ölüm nedeninin belirlenmesi için ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otoyol kenarında cansız bedeni bulundu. Kimliği belirlendi. Ancak ölüm nedeni henüz belli değil. Olay İstanbul Gazi Osman Paşa'da yaşandı. TEM otoyolunun kenarındaki ağaçlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını gören çevredekiler durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. Polis cesedin 34 yaşındaki Adem Yoğurt'a ait olduğunu tespit etti. Olayı öğrenerek bölgeye gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Adem Yoğurt'un cesedi adli tıp kurumuna kaldırıldı. Ölüm nedeni yapılacak otopsiyle ortaya çıkacak. Kızılırmak yakınlarında her yıl yaz aylarında yaşanan balık ölümleri yine başladı. Özellikle yaza giriş döneminde görülen balık ölümleri bütün ırmak boyunca artarak devam ediyor. Yaz geldi, balık ölümleri yine başladı. Kızılırmak'ta çok sayıda balık kıyıya vurdu. Sivas'tan geçen Kızılırmak Nehri'nde her yıl yaz döneminde balık ölümleri yaşanıyor. Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın Köklüce köyü yakınlarında ölü balıklar bu sene de görülmeye başladı. Çevrede de kötü koku oluştu. Bu ilk defa değil, her sene olan bir şey. Yani bir sürekli buraya geldiğimiz, bu bölgede bilindik bir yer zaten Sivaslar arasında. Hani bu ırmağın yol boyu komple yani ölümler bu ucudan öbür uca kadar devam ediyor. Sürekli hiç bu her sene oluyor yani böyle. Biz sürekli pikniğe geldiğimizde özellikle bu dönemlerde. Yani bu yaza giriş dönemlerinde bayağı bir ölümler gerçekleşiyor. İddiaya göre balık ölümlerinin nedeni oksijen yetersizliği. Tarımda da kullanılıyor bu su. Yani bilemiyorum artık vatandaşların duyarsızlığı mı, fabrikalardan gelen atıklar mı? Hani neden oluyor bilemiyoruz ama her sene bu balıkların ölümü gerçekleşiyor. Balık yasağı var şu anda bildiğim kadarıyla. Tam emin değilim. Balık tutmuyorum ama yani koca koca balıklar ölüyor. Hani bunların hep ölümü gerçekleşiyor. Hani doğanın dengesi bozuluyor. 6 Şubat depremlerinde Adana'daki Alpargün apartmanında 96 kişi hayatını kaybetmişti. Bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda ne yazık ki facianın göz göre göre geldiği yine başka raporlarda olduğu gibi ortaya çıktı. Yetersiz demir kullanıldı. Beton kalitesiz döküldü. Sürecin her bir adımı yönetmeliğe aykırı yapıldı. 96 kişi ölüme götüren o facia işte böyle geldi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan yapılardan biri de Adana Çukurova'daki Alpargün apartmanıydı. 14 katlı binada yaşayan 96 kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından Kıbrıs'a kaçan binanın müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün, Lefkoşa'da teslim olduktan sonra Türkiye'ye getirildi. Hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama süreci devam ederken Konya Teknik Üniversitesi'nce hazırlanan bilirkişi raporu da dosyaya dahil edildi. Raporda apartmanın kolonlarında yeterli miktarda demir kullanılmadığı, perde uçlarında demir bulunmadığı yazıldı. Ayrıca betonun da kalitesiz olduğunun altı çizildi. Davanın bir sonraki duruşması 27 Haziran'da görülecek. Dünyadan haberlerle devam edelim. Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarında değişik stratejileri test ediyor. Bunlardan en dikkat çekeni motosiklet taburları. Akşam karanlığında yola çıkıyor motosikletli askerler. Özellikle Zaporijya ve Donetsk gibi bölgeleri hedef aldıkları belirtiliyor. Akşam karanlığını bekliyorlar. Gece vakti motosikletle yola çıkarak saldırı düzenliyorlar. Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarında motosiklet taburlarını kullanıyor. Rusya, 2022 yılında başlayan Ukrayna'ya yönelik askeri saldırılarında değişik stratejiler test ediyor. En dikkat çeken atılımlardan biri ise Rusya'nın kurduğu motosiklet taburları. Ukrayna tarafından açık düşman ilerlemesi olarak tanımlanan taburlar, motosikletleri hızlı saldırı süvarileri olarak kullanıyor. 8 askerden oluşan gruplar, akşam karanlığında veya gece vakti 4 motosikletle yola çıkarak saldırı gerçekleştiriyor. Drone saldırılarından korunmak için motosikletler metal kafeslerle güçlendiriliyor. Bazı taburların elektrikli motosiklette kullandığı belirtilirken bunların daha sessiz olduğu ve dronların gece görüşü tarafından tespit edilemediği öne sürülüyor. İddiaya göre Rus ordusu motosikletleri özellikle Zaporijya ve Donetsk gibi bölgelere yönelik saldırılarda kullanıyor. Ancak her ne kadar yıldırım saldırısına olanak tanısa da
motosikletlerin aynı zamanda daha savunmasız ve dengesiz olduğu belirtiliyor. Dünyanın farklı gerilim noktaları var. Çin ile Filipinler arasında Güney Çin Denizi'nde yaşanan gerilim de giderek tırmanıyor. Filipinler 17 Haziran'da Çin ile bölgede yaşanan gerilime dair görüntüleri paylaştı. Çok ilginç görüntüler. Şimdi ekrana gelecek. Çin sahil güvenliğinin görüntülerde Filipinler botlarına balta ve bıçaklarla saldırdığı görülüyor. Güney Çin Denizi'nde tansiyon yükseldi. Gerilime balta ve bıçaklar damga vurdu. ...17 Haziran'da Çin sahil güvenliği personeli Filipinler Silahlı Kuvvetleri'nin ikmal operasyonlarını engellemişti. Filipinler Silahlı Kuvvetleri o anlara ait görüntüleri paylaşarak engellemede fiziksel saldırı, bıçak, siren ve flaş ışıklar kullanıldığını açıkladı. Filipinlerin açıklamasına göre askerler baltayla tehdit edildi. Bir Çin askeri uçağı da güç ve gözdağı için olay yerinde tur attı. Çin sahil güvenliği iletişimi bozmak için sürekli siren çaldı ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Askerlerin Çin'in tacizine cesurca karşılık verdiği ve pozisyonlarını koruduğu aktarıldı. Filipinler Çin'i korsanlıkla da suçladı. Çin sahil güvenliğine ait iki teknenin Filipinler ordusunun bir şişme botunu sıkıştırıp sürüklediğini belirtti. Açıklamada bir korsanlık eylemi olarak Çin sahil güvenlik personeli malzemeyi yağmalamaya, ekipman çalmaya başladı denildi. Çin tarafından açıklamayı Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian yaptı. Çin sahil güvenliğinin hareketi profesyonel ve ölçülüydü dedi. Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana egemenlik ve ihtilaflarının odağında. Çin, Güney Çin Denizi'nin %80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinlerin yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya'da bölgede hak iddia ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico eyaletindeki orman yangınları devam ediyor. Can kaybı var, binlerce kişi tahliye edildi. Yangının söndürülmesi için çalışmalar sürerken bir yandan da hafta sonu etkili olacağı açıklanan yağış bekleniyor. İki kişi hayatını kaybetti, 23 bin dönüm alan kül oldu. Acil durum ilan edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle güneybatısından gelen sıcak hava dalgası nedeniyle New Mexico eyaletinde başlayan orman yangınları devam ediyor. Binlerce kişinin tahliyesine neden olan yangının söndürülmesi için çalışmalar aralıksız sürüyor. Bir yandan da umutla hafta sonu etkili olacağı açıklanan yağış bekleniyor. Bu kesinlikle söndürme çalışmalarına katıldığım en büyük yangın. Çok büyük hasar oldu. Her şeylerini birkaç saniye içinde kaybettiler. Şimdi yeniden yapılandırma için hep beraber çalışacağız. Yangın nedeniyle 1400'den fazla yapı kullanılamaz hale geldi. Bunlardan yaklaşık 500'ünün konut olduğu açıklandı. Yangının eyalet tarihindeki en yıkıcı orman yangınlarından biri olduğu kaydedildi. New Mexico'da 10 yıllardır devam eden kuraklık nedeniyle orman yangınları ardında büyük bir hasar bırakıyor. Eyalette 2022'de yaşanan orman yangınlarında 341 bin dönümden fazla alan küle dönmüştü. İklim değişikliğinin pek çok farklı etkisini görüyoruz, haberleri aktarıyoruz. Venedik'te iklim değişikliği tehdidi altında şehir batacak mı uzun zamandır konuşuluyor. Buna ilişkin bilim insanları bir açıklama yaptılar. Tarihi şehir tüm önlemlere rağmen 2150 yılında su altında kalacak. Önlemler alındı ancak iklim değişikliği ve kitle turizminin önüne geçilemedi. Venedik'in tüm çabalara rağmen su altında kalacağı açıklandı. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü, İtalya'nın turistik kenti Venedik'i mercek altına aldı. 2008'de 2023 yılları arasında kaydedilen toprak çökmesine ilişkin uydu verilerini inceledi. Bilim insanları Venedik Lagünü'ndeki gelgit seviyesinin yılda yaklaşık yarım santimetre yükseldiğini tespit etti. Kentin bazı bölgelerinin 2150 yılına kadar kalıcı olarak su altında kalacağı sonucuna vardı.
Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin 2021 tarihli bir raporu da benzer bir sonucu öngörüyor. 2100 yılına kadar ortalama bölgesel deniz seviyesinin en iyimser küresel ısınma senaryosunda 28-55 santimetre, en kötümser senaryoda ise 63-101 santimetre arasında yükseleceğini tahmin ediyor. Birleşmiş Milletler'de iklim değişikliği, kitle turizmi ve kalkınma girişimleri nedeniyle Venedik'i tehdit altında olarak sınıflandırmış, şehirdeki tahribatı azaltmak için günübirlik girişler ücretli hale getirilmişti. Venezuela Devlet Başkanı Maduro seçim kampanyasında ve bu kampanya sırasında gittiği Miranda'da çocuklarla futbol oynadı. Pas aldı, kaleye koştu. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro gol sevincini böyle yaşadı. Maduro açılışını yaptığı halı sahada çocuklarla bir süre futbol oynadı. Seçim kampanyası kapsamında Miranda eyaletine bağlı Marizapa kasabasını ziyaret eden Maduro, sosyal medya hesabından o anların görüntülerini paylaştı. Spor tesisinin açılışını yapan Maduro, Marizapa futbol sahasında Miranda'nın kız ve erkek çocuklarıyla küçük bir futbol maçı. Venezuela için bir gol. Evet, işte budur ifadesini kullandı. Yerel basında yer alan haberlere göre Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkede 28 Temmuz'da yapılacak devlet başkanlığı seçimi nedeniyle Miranda eyaletinde vatandaşlarla bir araya geldi. Gönüllü genç kadınların yürüttüğü bir sosyal medya projesinden bahsedeceğiz şimdi. Paylaşımlarını aslında pek çok yerde görmüş olmalısınız. Onları Dünya Refah Çadır Kenti paylaşımıyla tanıdı. Human Movie Team 2015 yılında gönüllü genç kadınlar tarafından kuruldu. Amacı dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan insan hakları ihlallerini sosyal medya platformlarından dünyaya duyurmak. Şimdi orada bir vahşet yaşanıyor. Onu gördük. İnsanlık dışı olan bir olay. Binaların yıkıldığını görüyoruz. Bomba seslerinin geldiğini. Teknolojiyle farkındalık sağlıyorlar. Artırılmış gerçeklik gözlüğüyle Gazze sokaklarına götürüyorlar. Gönüllü genç kadınlardan oluşan Human Movie Team ekibi dünyadaki insan hakları ihlallerine dikkat çekiyor. Bazen insan hikayeleri çekiyoruz. Bazen mültecilerin sesini duyurmaya çalışıyoruz. Bazen dediğim gibi bu Gazze soykırımında yaşanan zulmü dünyaya anlatmak için içerikler hazırlıyorum. Ekibimiz aslında dünyada yaşanan bu olayları sosyal medyada izlenebilir kılmayı amaçlıyor. Ekibin Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek için hazırladığı artırılmış gerçeklik gözlüğü deneyimi ilgi gördü. Acı, kan, gözyaşı bunları çok fazla görüp şahit olup maruz kalıyoruz. Biz bunları biraz filtreleyerek daha insani açıdan, onların da herkes gibi yaşamaya, insan gibi yaşamaya haklarının olduğunu vurgulayan içerikler hazırlıyoruz. Bomba sesleri, yıkık dökük binalar, işte Gazze sokakları. Human Movie Team bizleri VR gözlüğüyle Gazze sokaklarına yıkık dökük harabe olmuş binaları görmeye ve bomba seslerini duymaya götürüyor. Birkaç tane gerçek görüntülerden oluşan 360 derecede dönebilen bu VR gözlüğü, bazen çok duygusal anlar yaşandı, bazen çok öfkelenen ziyaretçiler oldu. Evet. Gördüğüm şeyler gerçekten insanın içini acıtıyor. Yıkımları görüyorum. Binalar yıkılık, yani dökük, yani harabe şekline dönmüş. Ekibin Refah Çadır Kent çizimi de 10 milyon kişi tarafından paylaşılmıştı. Geçtiğimiz haftalarda yapılan refah saldırısı haberinden sonra neler yapabiliriz diye düşündük. Ekibimizde çizer bir arkadaşım var. Esra, İsrail kelimesini yerleştirmedik çizimin içine. Çadırlara sığınan insanların üzerine bomba atıldı ifadesi bizi daha çok etkilemişti. Hesabımızda yaklaşık 10 milyonu geçti bu çizimin etkileşimi.
6 Şubat depremlerinde birçok kişi enkaz altında saatlerce, günlerce bekledikten sonra kurtarıldı. Onlardan biri de Gizem Nur Özkan. Gizem tam 54 saat kurtarılmayı bekledi. Onu Ankara'dan gelen madenciler kurtardı. Hayatını kurtaran madenciler en güzel gününde de Gizem'i yalnız bırakmadı. Buradan çıkaracağım değil mi? Çıkaracağım değil mi? Enkazdan 54 saat sonra kurtarıldı. En zor anında yanında olan madencileri en mutlu gününe de davet etti. Aylar sonra gerçekleşen buluşmada duygusal anlar yaşandı. Davet etmiştik ama geleceklerini düşünmüyorduk uzak yollardan. Sağ olsunlar bizim için geldiler, sağ olsunlar. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde Adıyaman'da da büyük bir yıkım oldu. Gizem Nur Özkan da göçük altında kalan binlerce kişiden biriydi. Tam 54 saat kurtarılmayı bekledi. Yardımına Ankara'dan gelen madenciler koştu. Beni aldıkları yer çok kötü bir yerdi. Yani çok sıkışmıştım aşırı derecede. Yani beni ölümden değil de cehennemden aldılar diyebilirim. Bugün nikahımız oluyorsa madenci abilerimiz sayesinde. Hani o yüzden bu tarih, onları da böyle bir anda görünce bu duygunun tarifi çok mümkün değil yani. Sağ salim kurtarılan Gizem Nur dünya evine girdi. En mutlu gününde kendisini kurtaran madencileri de görmek istedi. Okay Çiloğlu ve Ozan Saraçlı kurtardıkları genç kadını düğünde de yalnız bırakmadı. Gizem'i yanına gittiğimizde Gizem sesini almak o kadar zordu ki ama biz buna ulaştık. Gizem benden bir söz istemişti ve ben onun sözünü yerine getirdim, onu oradan kurtardım. Yani yorgunluk hiç hissetmedik. Çünkü onu kurtaracağımızı o kadar emindik ki onun bize verdiği seslerden, duygulardan, onu mutlaka oradan çıkarmadan oradan ayrılmayacaktık yani. Allah'a şükür çıkardık ve bu mutlu gününde yanında olduk. Evet, bir ömür mutlu yaşasınlar. Mersin'e gideceğiz şimdi. Koruma altında olan karettaların yumurtlama dönemi sürüyor. Mersin'de de çok sayıda deniz kaplumbağası sahillere yuva yaptı. Uzmanlar da hayvanların rahatsız edilmemesi konusunda uyarıyor. Yumurta bırakma dönemleri geldi. Birçoğu gece denizden çıkıp yuvalarına doğru yolculuk yapıyor. Ancak bu yolculukta kimi zaman önlerine engeller çıkıyor. Ağustos'un sonu Eylül'ün başına kadar körfez içerisinde bulunacaklar. Tabi bunlarla ilgili ciddi tehditler de var. Uzatma ağları ve endüstriyel balıkçılık gibi. Bunlara denizde karşılaştıkları bu tehditler sonucunda çok sayıda deniz kaplumbağası. Bizim Deniz Canlıları Müzesi olarak da bunun kayıtlarını tutuyoruz. Çok sayıda deniz kaplumbağasının daha yuvalama faaliyeti, yumurta çıkışı faaliyetini yapmadan denizde boğularak öldüğünü söyleyebiliriz. Nesli koruma altındaki karettalar Mersin'in Kazanlı, Davultepe, Alata, Göksu ve Anamur sahillerine yumurta bırakmaya başladı. Gece saatlerinde sahile çıkan karettalar kumu kazıp yumurtalarını bıraktıktan sonra denize geri dönüyor. Bu dönem karettaların en hassas olduğu dönem. Bu yüzden uzmanlar deniz kaplumbağalarının rahatsız edilmemesini istiyor. Akşam 8 sabah 6 arasında yoğun yuva çıkışları olduğu için, yumurtlama çıkışları olduğu için bu saatler içerisinde özellikle ses, gürültü ve ışık kirliliğinin minimuma indirilmesi gerekiyor. Eylül ayında yumurtadan çıkacak yavrular Akdeniz'in serin sularıyla buluşacak. Venedik batar mı batmaz mı iklim değişikliği nedeniyle buna ilişkin raporlar açıklanırken iklim değişikliğinin etkilerini işte kuruyan göllerle, göçmen kuşların rotalarını değiştirmesiyle, ölen balıklarla birçok şekilde görüyoruz. Tarım ürünlerinin rekoltesinden görüyoruz. Şimdi Sivas'tan yine buna ilişkin üzücü bir görüntü var. Yıldızeli ilçesinde bölge halkının uzun yıllar boyunca kullandığı bir nevi doğal jacuzzi vardı. İklim değişikliğinin etkisiyle kurudu ne yazık ki. Kışın 40 dereceye kadar ulaşan su çekildi ve geriye sadece kuru toprak kaldı. Kuyumuza doğal jacuzzi var idi. Bu son 1-2 yıl içinde kurudu. Şu anda hiç su yok jacuzzimizde. Kimi şifa bulmak için, kimi soğuk havalarda ısınmak için giriyordu. Şimdi ise eski günlerinden eser yok. Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bulunan doğal jacuzzi
uzun yıllar boyunca özellikle bölge halkının uğrak noktası olmuştu. 40 dereceye kadar çıkan su sıcaklığıyla özellikle kış aylarında büyük ilgi görüyordu. Ama artık o doğal jacuzzi'de iklim değişikliği ve yeraltı suyunun bilinçsiz kullanımıyla yok oldu. Kuruyan alanda geriye sadece toprak kaldı. Bölge halkı doğal jacuzzi'nin eski haline dönmesini ve turizme kazandırılmasını istiyor. Türkiye'nin en büyük gölü, dünyanın en büyük sodalı gölü Van Gölü. Su altı güzellikleriyle de dikkat çekiyor. Su ısındı ve dalış sezonu Van Gölü'nde başladı. Geçmişi 800 bin yıla dayanıyor. Dünyanın en büyük sodalı gölü. Yaz mevsimiyle birlikte Van Gölü'nde dalış sezonu açıldı. 3713 kilometre karelik alana sahip Van Gölü, dalış meraklılarından da ilgi görüyor. Gölde inci kefali ve küçük mercan balığı türlerinin yanı sıra Rus batığı ve kale kalıntılarına da rastlamak mümkün. Bu yılda Sualtı Arama Kurtarma Eğitim Derneği üyeleri, suyun ısınmasıyla birlikte sezonun ilk dalışını başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah güzel ve başarılı dalışlarla sezonu geçirmeyi diliyoruz. Van Gölü'nümüz lokasyon açısından yüksek irtifaya sahip olduğundan aslında bir dalış merkezi noktasına girebilir. Çünkü her dalgıcın yüksek irtifada dalmak istediğini biliriz. Van Gölü'nün gizemli derinlikleri amatör ve profesyonel dalgıçların ziyaretini bekliyor. Ana haberin ilk saati sona erdi. Saat başında görüşmek üzere. İyi akşamlar. Ben Serap Belet. Ana haber bülteninin bu saatine ne yazık ki ard arda yangın haberleriyle başlayacağız. Çanakkale'den başlayalım önce. Bugün iki yangın haberini aktardık Çanakkale'den. Ezine'de önce Kumburnu'nda bir yangın çıkmıştı. Ardından çöp döküm alanından bir yangın haberi geldi. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü, ormana sıçradı. Havadan ve karadan şu anda müdahale ediliyor. Gün içinde çıkan yangın bu arada kontrol altına alınmıştı Kumburnu'nda. Onu da duyuralım. Ezine'de tarım arazisinde çıkan yangının kontrol altına alınmasından sonra bu defa saat 16.30 sıralarında çöp döküm alanında başka bir yangın başladı. Rüzgar nedeniyle yayılan alevler ormana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Çıkış nedeni henüz bilinmiyor yangının. Müdahale görüntüleri ekranda, havadan ve karadan müdahale de sürüyor. Şimdi son durumu öğrenelim İHA muhabiri Mustafa Su İçmez'den Çanakkale'deki yangına ilişkin. Mustafa, yangının neden çıktığı bilinmiyor dedik. Yeni bir açıklama var mı ona ilişkin ve ne kadar bir alana yayıldı şu an? Evet, yangının çıkışı bilinmiyor. Herhangi bir açıklama yok ama yangının geniş bir alana yayıldığını ve iki köyün kimbir amaçlı boşaltıldığını biliyoruz. Aladağ ve Kinibitoba köyü saat 16 sıralarında Ezine'de çöplükle çıkıyor ve makilik alanı sıçrayan yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle de ormanlık alana ulaşıyor. Hemen ya çöplüğün olduğu bölgenin üst tarafındaki Kirimitoba köyünün belli bir kısmına ulaşan yangın bazı evlerin ve damların yanarak zarar görmesine neden oldu ve Kirimitoba köyü boşaltılmıştı. Ardından burası turistik Geyikli beldesi ve Bozcaada'ya feribota giden çevre yolu diyebiliriz. Hı hı. Hemen orada yolun karşısına atlayan alevler Aladağ köyünün olduğu dağlık alana ulaştı ama Aladağ köyünün tek bir amaçlı bozaltıldı. Bazı evler, damlar Kirimitoba köyünde zarar gördü. Aslında bundan yaklaşık 2 saat önce Kumburun köyü yakınlarında da tarım araçla başlayan yerden ormanlık alanı sızamadan kontrol altına alınmıştı. Bir yangın haberi de Gelibolu'dan geldi. Gelibolu'da 1915 Çanakkale Köprüsü yakınlarında tarım araçla başlayan yangın ormanlık alanı sızdı ve ekipler oraya da müdahale ediyor. Günlerdir aslında Çanakkale'nin yangınla mücadele ettiğini söyleyebiliriz. Aslında 18 Haziran günü Ecevat ilçesi Kumköy yakınlarında başlayan yangın 2 gün sürmüş ve 24 saat sonra kontrol altına alınmış. 575 hektarlık bir alan etkilenmişti. Daha dün o yangının yaralarını sarmaya çalışırken bugün ise Ezine'den
büyük bir yangın haberi çoktan geldi ve şu anda geniş bir alanı yayıldı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hem Gelibolu'daki hem Eceabat'ta, özür dilerim, Edirne'deki yangına havadan, karadan canıraşla müdahale ederek kontrol altına almaya çalışıyor ama tarım arazilerinin zarar gördüğü, bazı evlerin damlarının zarar gördüğü bu yangında rüzgar maalesef yapılan müdahaleyi olmuş türlü etkiliyor. Zorlaştırıyor. Mustafa, sesin biraz boğuk geliyor, o yüzden netleştirmek için. Aladağ köyü boşaltıldı dedin, tehdit altında. Diğer bu evlerin de zarar gördüğü, yandığı köyün adını duyamadım ben. Yani kaç yapı yanmıştır, ev, ahır mı, tam olarak buna ilişkin bilgin var mı? Şöyle, çöplüğün hemen üst kısmındaki dağlık bölgedeki Kiremit Oba köyü bir amaçlı boşaltıldı. Hemen ardından Aladağ köyü de boşaltıldı. Kiremit Oba köyünün etrafında çevreli yangının sebebiyle bazı evlerin ve damların kısmen ya da tamamen zarar gördüğünü biliyoruz ama can kaybının yaşanmadığını biliyoruz. Tabii kaç ev, kaç dam olduğu da ilerleyen günlerde ekiplerin yapacağı inceleme sonra çıkacak. Çünkü jandarma bütün bölgeleri, giriş çıkışları kapattı. Çünkü o kadar çok yüksek bir rüzgar var ki yangın her an farklı noktalardan alev alarak, büyüyerek devam ediyor. Tarım arazilerimiz zarar görüyor ama temennimiz bir an önce yangının kontrol altına alınması ama dediğimiz gibi Çanakkale'de şiddetli rüzgar yangının olumsuz yönde müdahalesini etkiliyor diyebiliriz. Havadan karadan Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yangını kontrol altına almak için mücadelesini sürdürüyor. Gelibolu'da da bir yangın var demiştim az önce. Oradaki yangına da müdahale devam ediyor dedikten sonra söz tekrar merkezine bırakalım. Evet, caminin hemen önünde alevleri gördük. Mustafa Su İçmez, çok teşekkürler. İnşallah bir an önce kontrol altına alınır. Geyikli, bu Bozcaada feribotları oradan kalkar. Çok turistik, trafiğin yoğun olduğu bir yer, yerleşim yerleri var. İnşallah daha çok zarar olmadan kontrol altına alınabilir. Bir yangın haberi de Bursa'dan ne yazık ki geldi. Orhaneli ilçesinde anız yangını ormanlık alana sıçradı. Bölgeye ekipler sevk edildi, müdahale sürüyor. Bölgeye İnegöl ve çevre ilçelerden de çok sayıda araç ve personel gönderildi. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı görev yapan helikopter de yangına müdahale ediyor. Anız yangını yayıldı ve büyüdü. Oradan da gazeteci Nejat Kırbulut'tan alalım durumu. Orada da yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum var mı? Ne kadar bir alana yayılmış olduğunu söyleyebilirsin Nejat? Yangın yaklaşık 5 saattir devam ediyor. Tabii ne kadarlık bir alana yayıldı henüz bunu net olarak söyleyemiyoruz. Çünkü rüzgarın etkisiyle daha da geniş alanlara yayılmaya başlıyor. Şu an itibariyle herhangi bir köyün tahliyesi söz konusu değil. Köyleri tehdit etmiyor. Ancak ekili tarım arazilerini ve ormanlık alanları da etkisi altına almış durumda. Saat 14.30 sıralarında Büyük Orhan ilçesinde başlamıştı yangın. Demirler ve Badenlik mevkisindeki bir tarım arazisinde yangın başladı. Köylüler 112 acil çağrı merkezine bildirdi ve olay yerine hemen itfaiye ekipleri yönlendirildi. Hem Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hem de itfaiye ekipleri Bursa'dan hareket etti. Büyük Orhan'dan ve civar ilçelerden destek istendi ve hızlıca olaya, yangına müdahale edildi. Şu an itibariyle 4 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı ve çok sayıda aracözle yangına müdahale ediliyor. Yüzlerce yangın söndürme personeli de şu an itibariyle sahada. Alevler Kınık, Bademlik ve Kökere mahallelerini etkisi altına aldı. Bu bölgeyi geçti ve ilerlemeye devam ediyor. Çünkü rüzgar oldukça etkili. Birçok köyü tehdit ediyor diyebiliriz ama şu an itibariyle o köylerin tahliyesine dair bir gelişme yok. Öyle bir tehdit söz konusu yok. Yangının bir kolu Harmancık, bir kolu Dursun Bey, Halıkesir Dursun Bey, bir kolu da Bursa'nın Büyük Orhan ilçe sınırlarına doğru ilerliyor. Ekipler tabii alevlere müdahale ediyorlar hem havadan hem karadan ancak ekipler 1-2 saat içerisinde yangını kontrol altına almaya çalışıyorlar. Çünkü havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale imkansız hale gelecek. 4 helikopter ve 2 uçakla yangına müdahale ediliyor. Tabii çok sayıda ekili arazi zarar gördü. Bununla birlikte hayvanların da telef olduğu bilgisi geldi ama henüz teyit edebilmiş değiliz. Köylülerden aldığımız bilgiler bu yönde. Yangın rüzgarın etkisiyle büyümeye devam ediyor. Rüzgarın da gece boyunca devam etmesi bekleniyor. Ancak ekipler hem havada hem karada mücadelesini sürdürüyor. Eğer gece de devam ederse bütün ekipler arazide yangını söndürmeye devam edecek diyelim. Sözü merkeze bırakalım.
Evet, Nejat Kırbulut, çok teşekkürler. Bursa'da hala söndürülebilmiş değil ve çok da geniş bir alan tarif edilene bakarsak. İzmir Bergama'dan da bir orman yangını haberi var ne yazık ki. Günlerdir üst üste yangın haberleri veriyoruz. Yangın havadan ve karadan orada da müdahale ediliyor. Görüntüler ekranda. Ilgındere, Bergama Ilgındere Mahallesi burası. Ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 4 helikopter, 27 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 6 dozer sevk edildi. 15 dakika içinde yangına müdahalenin başladığı belirtiliyor. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Havadan müdahaleyi sınırlayan bir şey havanın kararması. O nedenle şu an 19.05 saat. Şu dakikalar, şu 1-2 saat çok önemli yangının kontrol altına alınabilmesi için. Bergama'daki yangına da ekipler canla başla müdahale ediyorlar. İnşallah bütün bu yangınların kontrol altına alındığı haberini size en kısa zamanda aktarırız. Türkiye'nin yakından takip ettiği bir duruşma. Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan ve olaydan hemen sonra annesi eylem topla yurt dışına kaçan 17 yaşındaki zanlı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ikinci kez hakim karşısına çıkıyor bu akşam Türkiye saatiyle 22.30'da. Eylem Tok ve 17 yaşındaki oğlu kazadan 106 gün sonra Boston polisi tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde yakalandı ve tutuklandı. Anne oğul 18 Haziran'da farklı saatlerde hakim karşısına çıktılar. Eksik belgeler nedeniyle Eylem Tok hakkındaki dava 27 Haziran'a, oğlu hakkındaki dava ise bugüne ertelenmişti duruşma. 17 yaşındaki zanlı Türkiye saatiyle 22.30'da hakim karşısına çıkacak. 17 yaşındaki sürücü 1 Mart günü yol kenarında araç tamiri yapan gruba çarpmıştı. 29 yaşındaki bir çocuk babası Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti. Ne yazık ki bu kazada. Anne Eylem Tok da oğlunu kazadan birkaç saat sonra önce Mısır'a kaçırdı. Oradan da Amerika Birleşik Devletleri'ne. Türkiye anne ile oğlun yakalanması için kırmızı bülten çıkarmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nden de iade talebinde bulunmuştu. 17 yaşındaki zanlı hakim karşısına çıkacak. Türkiye saatiyle 22.30'da bakalım bir karar çıkacak mı duruşmadan. TÜİK, Haziran ayı enflasyonunu 3 Temmuz'da açıklayacak ve 6 aylık enflasyon farkı belli olacak. Haziran ayı enflasyon rakamının belli olmasıyla da memurların, emeklilerin 2024'ün ikinci yarısında ne kadar zam alacağı, enflasyon farkı netleşecek. Onun üzerine başka bir ilave olur mu? O da bir başka gündem konusu. Türkiye İstatistik Kurumu 3 Temmuz çarşamba saat 10'da Haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Memur ve emeklilerin yılda iki kez aldığı toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Her yıl iki kez Ocak ve Temmuz dönemlerinde memur ve emekli memurlara zam yapılıyor. Memur ve emekli memurlar 2024 yılının ilk 6 aylık dönemi için %15'i toplu sözleşme zammı olmak üzere toplam %49,25 oranında zam almıştı. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayları için açıklanan enflasyon verisiyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı 22,72 olarak açıklandı. Böylelikle emekliler Mayıs ayı itibarıyla %22,72 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Memur ve emekli memurun Temmuz ayında alacağı enflasyon farkının kesinleşmesi için Haziran ayı enflasyonu bekleniyor. Son yapılan Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre 6 aylık enflasyon %25,46 olarak hesaplandı. Hesaplamalar Temmuz ayında açıklanacak olan Haziran ayı enflasyonuyla aynı doğrultuda gelirse eğer emeklilerin alacağı zam oranı enflasyon farkına bağlı olarak %25,46 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. İstanbul'da halk ekmek fiyatları %60 zamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Halk Ekmek AŞ tarafından üretilen ekmeğe zam geldi. Zamlı fiyatlara göre 250 gramlık ekmeğin fiyatı 5 liradan 8 liraya yükseldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel başkanlık ve partisindeki değişim sürecini değerlendirdi. Değişimi ilk dile getirenin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu belirtti. CHP ilk seçimde iktidar olmazsa genel başkanlığı bırakıyorum dedi. İlk genel seçimler olacak. O genel seçimde parti birinci parti olmazsa ve parti iktidar olmazsa genel başkanlığı bırakıyorum.
önümüzdeki seçimlerde CHP'nin iktidara gelmemesi halinde genel başkanlığı bırakacağını söyledi. CHP'de değişim sürecinin nasıl başladığını anlattı. İnanılmaz bir duygusal travma vardı. Bir adım atmak gerektiğini düşündüm. Bu duygumla ortaklaşan ve bunu en erken dile getirenlerden bir tanesi, hatta en erken kamuya açık dile getiren Ekrem İmamoğlu'ydu. Partide bir değişim olması gerektiğini konuşmaya başladı. İnsanlara şunu söylememiz lazım. Biz ders aldık, değiştik, gençleştik ve lütfen umudunuzu kesmeyin. Sokakta ya da evde, tarlada, fabrikada konuşulan şeyden bir mesaj almıyorsan, o duyguyu hissedip de ona göre bir tutum, tavır belirleyemiyorsan sen siyaset yapmıyorsun. Sen standart siyasetçilik oynuyorsun. Biz böyle bir kişi, iki kişi değil, koca bir ekip, partinin içinde birbirisiyle aynı duyguyu yakalamış koca bir ekiptir değişimciler. Olmayacak bir şeyi oldurdular. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekol TV'de Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmede gündeme getirdiği vergi reformu konusunda bilgi verdi. Sayın Erdoğan'a anlattım. Vergilerin %68'i dolaylı vergi. Fabrikatörle işçisi aynı vergiyi ödüyor. %21 ise gelir vergisi, yani maaş alanlardan. Yalnızca geri kalan %11'i sanayicilerin, gemi sahiplerinin ödediği vergi. Tam tersi olması lazım. Vergi reformu için Erdoğan Şimşek'le görüşmemizi istedi. Şimşek'le bayramdan sonra görüşeceğiz. Kayıt dışı ekonomiyi ekonomiye katmak ve zenginden daha fazla vergi alınmasını istiyoruz. Özel, Erdoğan'la yaptığı görüşmede Gezi Parkı davası tutukluları için bir talepte bulundunuz mu sorusuna da biz sadece Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulması gerektiğini söylüyoruz. Biz affedin gibi bir talepte bulunmadık yanıtını verdi. İran 28 Haziran'da sandık başına gidiyor. Ülkenin yeni cumhurbaşkanının kim olacağı belirlenecek. Anketlere göre seçim yarışında önde görünen isim Celili. İran'da genel seçime günler kaldı. Ülke genelindeki anket sonuçları paylaşıldı. 31 eyalette 4545 seçmene şu anda cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılsa hangi cumhurbaşkanı adayına oy verirsiniz sorusu yöneltildi. Katılımcıların %26'sı eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Celili'ye oy vereceğini söyledi. %19'u oy tercihini reformistlerin tek adayı, Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Pezeşkiyan'dan yana kullanacağını belirtirken, daha önceki anketlerin birçoğunda ilk sırada yer alan Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf 3. oldu. Oy kullanacağını belirtenlerin %27'si henüz hangi adayı destekleyeceğine dair karar vermediğini söyledi. %1'i boş oy kullanacağını ve %0,5'i de oy vermeyi düşündüğü adayın ismini açıklamak istemediğini söyledi. İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin normal şartlarda 2025'te yapılması planlanıyordu. Ancak Cumhurbaşkanı reisinin helikopter kazasında hayatını kaybetmesiyle seçimler 28 Haziran'a alındı. Seçimin yaklaştığı bir başka ülkede Amerika Birleşik Devletleri tüm dünya yakından takip ediyor. Yine Biden'la Trump karşı karşıya ve yine birkaç yıl önce de konuştuğumuz gibi Biden'ın sağlık sorunları gündemde, iddialar gündemde, son görüntüler üzerine neden aday gösterildi, sonuçları nasıl etkileyecek, akıl sağlığı yerinde mi tartışması var. Habertürk yazarı Oray Yayın ile konuşacağız. Şimdi Oray, merhaba. İyi akşamlar Serap. İyi akşamlar, sağ ol. Yani biraz da tabii senin gördüklerini anlatmanı rica ediyorum. Neler konuşuluyor? Çünkü şöyle düşünüyorum, birkaç yıl önce de zaten yıllardır aslında bunu konuşuyoruz. Son seçildiğinde de Biden seçilecek ama muhtemelen Kamala Harris belki de bu görev süresi tamamlanmadan yerine gelir, sağlık sorunları artarsa diye konuşuluyordu ama yeniden aday ve yeniden aynı konu daha da artarak gündemde. Ne yazılıyor, çiziliyor Amerika Birleşik Devletleri'nde? Serap, hep bizde medyanın çok kutuplaştığını ve çok taraflı olduğu konuşulur ya, yani Amerikan medyasında da aslında bu Trump yıllarından beri bu kutuplaşma ayyuka çıkmış durumda. Şimdi bir anda işte Cumhuriyetçileri destekleyen, Joe Biden'a ve demokratlara düşmanlık yapan, neredeyse muhalefet yapan bir basınlar, işte Fox News, Rupert Murdoch'un Fox News'un başını çektiği, bunlar ısrarla Joe Biden'ın akıl sağlığının yerinde olmadığını, yaşının başkanlık yapmaya uygun olmadığını söylüyorlar.
Trump Joe Biden'dan 3 yaş daha küçük. Yani çok da aralarında büyük bir fark yok. Kim seçilsin Amerikan tarihinin en yaşlı başkanı olacak. Ama bu mesaj seçmenlere de sirayet etmiş durumda. Yani Fox News'un Joe Biden yaşı uygun değil, çok yaşlı, bu işi yapamaz mesajı. Çünkü seçmenlere baktığımız zaman anketlerde %70'i Joe Biden'ın yaşından dolayı endişeliler. Benzer bir endişe seçmenlerin %20 küsüründe var Donald Trump'a karşı. Yani yaş meselesinde Joe Biden çok daha dezavantajlı durumda. Donald Trump da bunu sürekli aleyhine kullanıyor tabii ki Joe Biden'ın. Her ortamda onu küçümsemeye çalışıyor. Fakat ortada da tuhaf bir şey var. Şimdi haftaya televizyon tartışması da bir araya gelecekler. Bu Amerikan seçimlerinden önce çok meşhurdur bu televizyon tartışmaları iki başkan adayının arasında. İlk defa da bu kadar erken yapılıyor. Normalde şimdi çıtayı düşürmek mi gerekir, çıtayı yükseltmek mi gerekir? Mesela Obama için çıta çok yüksekti. Performansı kötü olduğu zaman eyvah seçimi kaybedecek diye endişe edilmiştim. Şimdi Joe Biden için çıta çok düşük ve Donald Trump da çıtayı çok düşürdü. Yani işte neredeyse hiçbir şeyi takip edemiyor diyor, duramıyor diyor. Şimdi çıta bu kadar düşükken, insanlar zaten bu kadar kaygılıyken Joe Biden iyi bir televizyon performansı gösterirse bu onun lehine olabilir. Şimdi bu yüzden de Donald Trump geri adım atmaya çalışıyor. Aslında o kadar da hani çok da rakibini küçümsememeye çalışıyor. Tabii bütün bunları göreceğiz ama mesela basında neler yazıyor? Bugün uzun uzun işte Joe Biden'ı destekleyen diyelim ya da demokratlara daha yakın olan işte New York Times, CNN gibi yayın organlarını takip ettiğimde mesela New York Times'e bir cümle benim dikkatimi çekti. Uzun uzun Joe Biden'la Donald Trump'ın akıl sağlığını kıyaslıyorlar ve işte Joe Biden'ın bahsedildiği gibi işte donmadığını, hareketsiz kalmadığını, fonksiyonlarının yerinde olduğunu bahsediyor. Ama şunun altını çiziyorlar. Görünür bir şekilde Joe Biden yavaşlamaya başladı diye bir cümle New York Times'a geçiyor. Yani bunun altını çizmeye de gerek yok ki Oray. Görüntüler yani bazı şey ayan beyan ortada oluyor bazı şeyler. Yani vefat eden birini aramıştı kalabalığın arasında. Geçen sene miydi? Şu sandalyeye boş sandalye, ya bir sandalye varmışçasına oturmaya çalıştığı anlar var daha önceden. İşte en son Meloni'nin böyle bir yani kameralara doğru onu böyle kim ağırca yönlendirdiği andaki görüntüleri yani dışarıdan hakikaten bir şeyler ters gidiyor gibi bir durum var. Sadece yaş da değil konu yani yaşlılık değil de bambaşka bir tartışma gördüğüm kadarıyla. Yavaşlamaya başladı Joe Biden. Zaten hep bir konuşma problemi vardı ama bu mesela son senin bahsettiğin Meloni ile ilgili görüntü, G7 zirvesindeki görüntüyü mesela. Bunu Beyaz Saray ısrarla altını çiziyor ve bu konuyla ilgili çok da sinirliler yapılan açıklamalarda. Evet. Bir havadan yapılan bir gösteriyi o sırada Joe Biden takip ediyormuş. Bu yüzden arkası dönükmüş. Ve daha sonra Meloni ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da bunu doğruladı. Yani Joe Biden arkası dönük bir şekilde donup kalmadığını, orada kameralara yansımayan bir başka atraksiyonu takip ettiğini, Meloni de daha sonra hadi fotoğraf çekeceğiz buraya geçelim dediğini söylüyorlar. Şimdi bu konunun altını çiziyorlar. Bir başka sahne Associated Press biz tamamını izledik kaydını dediler. Paylaşmışlar ben de izledim ama benim de kafam karıştı. Bu Hollywood'da biliyorsun bağış kampanyası yapıldı. Jimmy Kimmel sundu. $30 milyon toplandı Barack Obama. Orada bir donuyor gibi Joe Biden hakikaten. Şu dans edilen görüntü mü? Karine Jean-Pierre de çok tersledi yani. Dans etmemesi mi yani sağlık sorunlu? Dans etmemesi ama üzerinden mesela, mi soruyorsunuz diye. Evet o görüntüyü mesela ben de dikkatli bir şekilde izledim. Hakikaten yani orada insanlar alkışlıyorlar çok neşeli bir şekilde. Joe Biden önce el sallıyor karşılık veriyor onlara. Fakat sonra bir 7 saniyelik falan yani bir böyle bir duruyor gibi ve Obama da sırtını hafiften hani itekleyip döndürüyor. Neredeyse uykudan uyandırmış gibi. Ama diyorlar ki Beyaz Saray yönetimi de ya Joe Biden orada çok büyük bir tezahürat vardı. O alkışları dinmesini bekliyordu. Alkışları saygıyla izliyor diyorlar. İşte Jimmy Kimmel da Jimmy Kimmel'ın ekibi de programı sunan kişinin ekibi de benzer şekilde bir açıklama yaptı. İşte Obama ile de çok aile gibi oldukları için öyle sırtını hani şöyle bir hani hafiften dürtmek arkadaşça bir tepki falan diyorlar. Şimdi bir yandan böyle tarılan televizyonlarda Donald Trump'ın seçilmesini istemeyenler şunu da vurguluyorlar. Biz 40 dakikalık görüntü izliyoruz ama sosyal medyada işte 40 saniyelik görüntü paylaşılıyor. Joe Biden biraz dağınık konuşuyor. Sen de biliyorsun şimdi televizyona çıkar konuk bir cümle sorarsın. Alır tabii, lafı bambaşka bir yere götürür. Ne doğru konuşursun. Yani böyle yanlış yorum, yanlış bir algı yaratabilecek paylaşımlar, anlar olabiliyor doğru ama çok üst üste ve sık sık gelince tabii ama kaçınılmaz. Amerikan başkanından bahsediyoruz sonuçta. Tabii.
Şimdi Joe Biden bir de hani lafı alıp böyle götüren herhangi bir televizyon tartışması konuğu da değil. Yani dediğim gibi Amerikan başkanı ve çok fazla yani bir soru soruyorsun ne dedi ya, ne kendisi unutuyor. Ne, yani basın toplantısı savruluyor. Kendi ekibi onu basının önüne çıkarmamaya çalışıyor. Konuşturmamaya çalışıyor. Şimdi yani 40 dakika belki dinlenince evet hani mantıksız bir şey söylemiyor ama Şubat ayında bir test yaptım. Sağlık testinden görmüş ama Şubat'tan bu zamana da yani biz bir vakit var. Onu geçmiş yani akıl sağlığı yerinde diyor. Bunu bilmiyoruz ama bu konuda en azından Amerikan seçmeni son derece kaygılı. Donald Trump da lafları karıştırıyor. İşte geçtiğimiz günlerde hatta isimleri karıştırdı. Clinton, Biden'la Obama'yı karıştırdı. Nancy Pelosi'nin adını karıştırdı. Bunlar yapıyor ama bunlar Joe Biden üzerine yapışıyor bu laflar. Donald Trump yapınca ona yapışmıyor. Ve bundan dolayı da bir seçmende tabii büyük bir kaygı yani var. Yani şöyle bir soru. Neden demokratlar yine Biden'ı aday gösterdi? Neden başka biri olamadı diye soruluyor. Bunun üzerinden de tabii yine komplo teorileri. İşte Amerika'yı zaten Biden yönetmiyor ki kısmına da girmiyorum ama. Yani neden başka bir isim olmadı? Neden mesela hep Kamala Harris olacakmış gibi konuşuluyordu? Neden onun yıldızı yani, bu kadar söndü? Yani Kamala Harris zaten kendi başkan adayı olduğunda da hiç çok başarısız bir başkanlık kampanyası gerçekleştirmişti. Onu başkan yardımcısı yapan o dönemin kültürel, iklimsel şartlarıydı. İşte kadının olması, siyah olması. 2020'de hatırlayalım bütün dünya birbirine girmişti bu siyahların hayatı önemlidir. Protestolarından dolayı. Hı hı. Benzer şekilde işte kadınlara yönelik taciz tartışmaları o sıralarda ortaya çıkmıştı. Yani bir kültürel iklimle bir kadın aday yapacağını ve bir azınlığa mensup bir kadın aday yapacağını Joe Biden biraz da elini kolunu bağlayacak şekilde taahhüt etmişti. Dolayısıyla mecburen Kamala Harris seçti. Niye Joe Biden? Demokrat Parti de bunun yanıtını bilmiyor. Joe Biden'ı pek kimse ürkütmek istemiyor. Yani bir şey söylüyorsun, üzülüyor, bozuluyor, alınıyor. Yani iyi bir insan olduğunda herkes senin fikir. Dolayısıyla bu konu tartışılmasını bile istemiyorlar. Ama şunu söylüyorlar. Donald Trump'ı yenebilen tek kişi Joe Biden'dı. Çünkü başka adaylar ya aşırı sol ya işte başka uzantıları var insanların tepkisini çekecek. Hani en uygun kişi buydu ve ilk seçimde yendiği gibi ikinci seçimde tekrar yenebilir. Ama şimdi iş başka şeylere de dönüştü. Mesela Joe Biden geçtiğimiz günlerde bir reform paketi açıkladı. Bir göçmenlik reformu açıkladı. Bu yaklaşık 100 bin oya tekabül ediyor. Yasa dışı bir şekilde gelen göçmen eşlerinin vatandaşlık yolunun açılması yolunda. Mesela bu 100 bin kişilik bir oya tekabül ediyor. Şimdi seçimler 10 bin kişiyle falan kazanılıyor Amerika'da. Yani Arizona'yı mesela bu oyla kazanabilir. Florida'yı kazanırsa zaten Amerikan seçimi bitebilir. Şimdi bu gibi neredeyse rüşvet demek istemiyorum ama seçmenin önüne bak işte bana oy ver karşı bunu verdiğin gibi pazarlıklarla yaşın da pek önemi olmayabilir açıkçası. Peki. Ama şunu da ekleyeyim. Joe Biden'ın yönetmediği yönelik komplo teorilerine hep Amerika'nın 3. Barack Obama dönemi diyorlar. Çünkü ekip hemen hemen hep aynı. Bu mesela göçmenlik reformu da bir Obama reformunun bir benzeriydi yani. Hani Joe Biden ama unutmayalım Obama hükümetinin de bir parçasıydı sonuçta. Şimdi sen başta aslında söyledin de bu karşı karşıya gelecekler programda. Ben hani bu kampanyayı yürütürken işte düşmemesi, yeni bir unutkanlık vakası, yeni bir işte donma görüntüsü vesaire ya da yanlış algılanacak bir malzeme vermemesi lazım. O nedenle acaba programı daha önceye göre biraz sadeleştirildi mi? Daha az görünüyor mu? Daha az programa katılıyor mu diye soracaktım. Sen zaten bir televizyon programında canlı yayınla canlı yayın olacak evet. Değil mi? Karşıya geleceklerini söyledin. Tarihi bir daha söyler misin? Tam belli oldu mu tarih? Önümüzdeki hafta tam zannedersem salı günü oldu. Evet, çok erken. Trump çok erken olmasını istemişti. Hatta Trump ayda bir seçime kadar ayda bir tartışma yapılmasını istemişti. Hatta tartışmalar vardı. Biden acaba Trump'ın karşısına çıkmak istemiyor mu diye. Ama iki tarafta bu erken tarihi kabul ettiler. Biraz teamülleri aykırı bir şekilde kabul ettiler. Çünkü iki tarafta meydan okumak istiyor. Trump kameralara gücünü kullanmak istiyor. Rating seer bazı olarak. Joe Biden Trump'ı meydan okumalarına karşı sağlıklı, aklın başında yerinde olduğunu söylemek istiyor. Ve Amerikan seçmenine daha şimdiden çok Amerika'nın umrunda değil ama Joe Biden'a mahkum olan bir eski başkan olduğunu hatırlatmak istiyor. Yani başı suçtan çıkmayan, resmen mahkeme tarafından mahkum edilmiş bir suçlu olduğunu vurgulamak için erkenden bu propagandayı da yapmak için kabul ettiler. İlginç bir seçim dönemi olacak, haftaya takip edeceğiz. Peki çok kısacık son olarak bugün tabii. Kim önde görünüyor? Böyle paylaşılan ekonomist, anketler var mı? Yani şöyle. Ekonomist dergisi en güvenilir anketlerden biri. Projeksiyonlar, daha doğrusu projeksiyon %70 Trump diyor ama şimdi bu o kadar belli değil ki yani anketler hiçbir zaman belli olmuyor. Mesela bazı yerlerde 1 puan önde gözüküyor hata payına Joe Biden. Önemli olan burada mücadele edilen işte bu salınacak eyaletlerde
Joe Biden'ın seçmene verdiği vaatler karşılık bulacak mı? Arizona, Florida, işte Ohio, Michigan gibi eyaletlerde çok küçük marjlarla birkaç bin oyla kazanabilme ihtimali var. Şunu da ekleyeyim ben. Makul çoğunluk denilen insanların, bu Donald Trump eğer biraz daha mesela suça boğulursa, biraz daha başını belaya sokarsa, istemeye istemeye Biden'a gitme ihtimalleri de var. Ama gene de çok erken denebilir bu anketlere inanmak için. Evet, Oray'ın çok teşekkürler. Bakalım kampanya nasıl sürecek? Haftaya buluşmayı da yine konuşuruz. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi tüketici güven endeksi ile ilgili verileri paylaşalım. Haziran ayında bir önceki aya göre tüketicinin güveni %2,7 azaldı. 78,3 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Merkez Bankası işbirliği ile hazırladığı Haziran ayı tüketici güven endeksini açıkladı. Mevcut dönemde hanenin maddi durumunu gösteren endeks %2,2 azaldı, %63,8'e geriledi. Hanenin gelecek 12 aylık dönemdeki beklentileri %4,4 azaldı, 79,2 olarak kaydedildi. Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik duruma yönelik beklentiler %2,8 azalmayla %76,1 olarak gözlemlendi TÜİK'in güven endeksinde. Vergi reform paketinde sona gelindi. Düzenleme kısa süre içinde meclise sunulacak. Paketle çok uluslu şirketler vergiye tabi tutulacak. Asgari kurumlar vergisiyle gelir vergisi resmen hayata geçirilecek. Hükümet vergi reformu hazırlığında. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen reform paketiyle vergide adalet güçlendirilecek. Sermayeye yönelik vergi düzenlemesi yapılacak. Paket, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in her fırsatta dile getirdiği, hedefimiz vergide adalet ve etkinliği sağlamak için vergilendirilmemiş hiçbir alan bırakmamak mesajı doğrultusunda hazırlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması planlanan pakette, vergi adaletinin güçlendirilmesi, sermayeye yönelik vergi uygulamaları getirilmesi ve doğrudan vergilerin payının artırılması için düzenleme önerileri bulunuyor. Çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi uygulaması hayata geçirilecek. Bakanlık, doğrudan vergilerin payını artırmak için yerel asgari kurumlar vergisi ve asgari gelir vergisi modelini de getirecek. Gerçek usulde vergilendirilen ticari, zirai ve serbest meslek kazançlarına da asgari gelir vergisi uygulaması getiriliyor. Gelir vergisi mükelleflerinin önemli bir kısmının zarar beyan ettiği ve beyanları ile hasılatları arasında önemli uyumsuzluklar olduğu görüldü. Bu konuda da yeni bir model kurulacak. Buna göre mükelleflerin beyan edecekleri kazanç, gelir ve kazanç bildirimi tablosundaki getirilerinin belirlenecek bir oranından az olamayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kurban Bayramı'ndan sonra mesaisine devam edecek kripto varlıklara ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifinin genel kurul gündemine taşınması bekleniyor. Düzenlemenin en önemli hedefi kripto para piyasasında şeffaflığı artırmak ve yatırımcıyı korumak. Kripto varlıklar ilk kez tanımlanacak. Sermaye Piyasası Kurulu kripto varlık borsalarını denetleme yetkisine sahip olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Kurban Bayramı'nın ardından kripto para düzenlemesini gündemine almaya hazırlanıyor. Meclisinin 74. bileşimini açıyorum. Düzenlemeye göre hizmet sağlayıcılar için sermaye şartı getirilecek. Hem yatırımcı korunacak hem de hizmet veren firmalara yaptırım olacak. Kripto para kullanıcılarıyla ilişkilerin nasıl kurulacağı ve kimlik tespitinin nasıl yapılacağı da yasayla düzenlenecek. Hizmet sağlayıcıların kuruluş ve faaliyetleri için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınacak. Kripto varlıkların ihracı, satışı ve dağıtımı için de Sermaye Piyasası Kurulu'na yetki verilecek. Tüm transfer işlemleri kayıt altına alınacak. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almadan faaliyet gösterenlere ceza kesilecek. Sermaye piyasalarında 12 milyon kişinin bakiyeli hesabı bulunuyor. Teklif yasalaşınca ilk aşamada belirlenen koşulları taşıyan platformlar yetkilendirilecek. Bankaların da saklama lisansı alması gerekecek. Düzenlemeyle piyasa dolandırıcılığı ve piyasa bozucu eylemlerle bilgi suistimalinin cezaları da belirleniyor. Buna göre piyasa bozucu eylemler kapsamında 246 bin lira ile 6 milyon lira arasında idari para cezası uygulanacak. Türkiye'de faaliyet gösteren kripto varlık alım satımının yapıldığı platformlarda saklanan varlığın cari değeri 7 milyar dolar olarak hesaplandı.
10 kripto varlık alım satım platformunun toplam kripto varlıklarının %29,6'sını en yüksek kapitalizasyona sahip olan 3 kripto varlık oluşturuyor. 3 kripto varlığın piyasa değeri yaklaşık 5 milyar dolar. Gıda denetimleri Kurban Bayramı'nda da sürdü. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri Haziran ayında 56 bin denetim yaptı ve bu denetimlerde toplam 40 milyon lira idari para cezası verildi. Kurban Bayramı öncesi gıda denetimleri artırıldı. Haziran'da 56 bin denetim gerçekleştirildi. 608 işletmeye yaklaşık 40 milyon lira ceza kesildi. Kurban Bayramı ile birlikte şeker, şekerli mamuller, pastacılık ürünleri, unlu mamuller, tatlı üretim ve satış yerleri başta olmak üzere tüm gıda işletmelerine yönelik resmi kontroller arttırıldı. Bu denetimlerde 608 iş yerine yaklaşık 40 milyon TL idari para cezası uygulanırken 3 işletme için savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tüketicilerin de gıda denetimlerine dahil olması yönünde çağrı yaptı. En iyi denetçi tüketicidir dedi. A milli takımımızın Portekiz'le oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. Euro 2024 F grubu ikinci maçında milli takımımız Portekiz'le karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Alman hakem Felix Zweier yönetecek. Zweier'in yardımcıları ise Stefan Lupp ve Marco Aschmüller olacak. VAR odasındaysa Bastian Danker görev alacak. A milli takımımız 22 Haziran Cumartesi günü saat 19'da Portekiz'le kozlarını paylaşacak. Evet, Türkiye Almanya'da düzenlenen Euro 2024'de harika bir başlangıç yaptı. İlk maçta Gürcistan'ı çok iyi bir oyunla birbirinden güzel gollerle yenmeyi başardı. Takımda son durum ne? Almanya'daki kampta nasıl bir atmosfer var? Diner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul şimdi canlı yayında karşımda. Ona soracağız. Şimdi Gürcistan galibiyetinden sonra nasıl orada durum Ahmet? Gözlemlerin nedir? Çok coşkuluyuz, çok keyifliyiz. Öncelikle onu söylemek gerekiyor. Kazanarak başlamak gerçekten muhteşem oldu. Artı şunu söylemek gerekiyor. Çok fazla gurbetçimiz var burada, çok fazla vatandaşımız var. Evet. Ve zaten ilk maçta muhteşem bir atmosfer oluşmuştu. Onun üzerine gelen galibiyeti de böyle biraz açmak gerekiyor. Gerçekten Arda çok fazla konuşuluyor. Burada kimle karşılatsak, hani burada tabii birçok ülkenin vatandaşı var. İspanyollar, İtalyanlar, İskoçlar, herkesin dilinde Arda Güler var. Yani Türk olduğumuzu söylediğimiz anda veya bunu anladıkları anda Arda ile ilgili bir şey söylüyorlar. Bu tabii ki bizim vatandaşlarımızı da burada daha mutlu ediyor. Cumartesi günü yine yürüyüş olacak. Onu ifade edelim. Maç öncesinde yine bir kortej olacak. Geçenki görüntülerden sonra bu maçta çok çok daha güzel görüntüler bekliyoruz. Çok daha büyük kalabalık bekliyoruz. Bu tabii ki takıma da yansıyor. Şu nasıl yansıyor? Takımda galibiyetle başlamanın getirdiği bir mutluluk var, özgüven var ve tabii ki buradaki bu destek de millilerimizi fazlasıyla mutlu ediyor. Güzel bir atmosfer var. Turnuvalarda atmosfer çok önemlidir ve takımdaki atmosferin de şu anda çok iyi olduğunu söylememiz gerekiyor. Tabii bazı taktiksel değişiklikler olabilir. Kadroda bazı değişiklikler olabilir. Bu Gürcistan maçının 11'ine göre Kenan'ı mesela kulübede görme ihtimalimiz olabilir veya Gürcistan maçının son bölümünde üçlü savunmaya dönmüştü Montella. Üç defansa, üç stopere dönmüştü. Yine bu maçta bu tarz bir görüntü izleyebilir. Çünkü Portekiz şüphesiz ki turnuvanın favorilerinden, çok güçlü bir takım. Herhalde şampiyonayı kazansa hiç kimseyi şaşırtmaz bu. Ama biz de kendimize, enerjimize güveniyoruz. Milli takımımıza güveniyoruz. İlk maçta savunmada bazı hatalar yapmıştık. Savunmada çok iyi görüntü sergileyememiştik. Bu maçın daha farklı olacağını, daha mücadele gücü yüksek bir milli takımın sahada olacağını çok net bir şekilde ifade edebiliriz. Dediğim gibi Dortmund Stadyumu 65 bin kişilik. Geçtiğimiz maçta yaklaşık 50 bin Türk vardı. Yani çok az sayıda Gürcü taraftar, 10-15 bin Gürcü taraftar vardı. Şimdi Portekizliler biraz daha fazla olacak ama ya yine bilet konusunda da muazzam bir arayış var. Onu da ifade edelim. Herkes bilet arıyor. Herkes bir şekilde maça girmek için gayret gösteriyor. Burada her şey güzel. Nazar değmesin diyelim. Takımın durumu da güzel. Biraz sakatlıklar vesaire. Onu diyecektim. Eksikler. Sakat olan var mı? Oyuncu var mı diye.
Yani İrfan Can Kahveci'nin henüz dönüşüne var. İsmail bu maçta süre alabilir. İsmail Yüksek'in dönme ihtimali bulunuyor. Aslında yavaş yavaş bu sakat oyuncularımız da dönüyor. Ferdi oynadı bir önceki maçta ama o da sakatlığını yeni atlatmıştı. Ferdi bu maçta yine dinlenerek daha iyi bir durumda olmasını bekliyoruz. Yani zaten turnuva başında Çağlar gitti, Ozan gitti, Enes Ünal gitti. Yani bu konuda birazcık canımız sıkılıyor ama dileriz ki 2008'i hatırlayalım. Turnuvanın sonuna doğru çok fazla sakat vermiştik. Sürekli turnuvanın sonuna geldiğimizde 11'i kurmakta zorlanmıştı Fatih Terim. Bu turnuvada belki tam tersi olur. Turnuvanın başında bu şansı yakalayıp turlar geçtikçe, gruptan çıktıkça umarım daha iyi sonuçlarla karşılaşırız. Almanya'da atmosfer, durum bu şekilde. Portekiz takımının motivasyonu hakkında bir fikrin var mı? Orada durum nasıl? Tabii. Şunu ifade etmemiz gerekiyor. Şunu ifade etmemiz gerekiyor net bir şekilde. Portekiz'de ilk maçta belki çok iyi bir futbol oynayamadı ama ne olursa olsun son dakikada, burada tabii Portekizli gazeteci arkadaşımız çok, onlarla konuştuğumuzda son dakika golleri her zaman pozitif etki yapar. Portekiz'de ilk maçtaki o durgun oyunun yerine Türkiye maçında da zorlanacaklarını biliyorlar ama onlar da vites yükseltmenin peşinde ve 2'de 2 yaparak işi bitirmek istiyorlar. Yani odakları tamamen bu. Bir de grup lideri olarak çıkmak çok çok önemli. Yani grup ikincisi çıktığınızda, üçüncüsü çıktığınızda bir anda Fransalar, İngiltere'lerle karşı karşıya gelebilirsiniz. Portekiz'in en önemli odağı gruptan lider olarak çıkmak. O yüzden Türkiye maçında hiç hata yapmadan kazanmak istiyorlar. Ya yine çok güzel bir maç izleyeceğiz ama dilerim ki bizim istediklerimizin daha fazla gerçekleştiği bir karşılaşma olur. Portekiz, bir de şunu da söyleyelim, fazlasıyla tabii ki milli takımımızı ciddiye alıyor. Hani hiçbir şekilde zayıf bir rakip olarak görmüyor. Çetin bir karşılaşma bizi bekliyor. Portekiz tarafı da motive. Onlar da kazandı. İki kazanan oynayacak. Ama dilerim ki şans ve sonunda alacağımız sonuç bizim istediğimiz gibi olur. İnşallah. Evet, kalbimiz onlarla olacak. Cumartesi akşamı bu karşılaşmada inşallah çok güzel bir galibiyeti yine paylaşırız. Ahmet, evet. Selim Kul, çok teşekkürler. Almanya'da. Ben teşekkür ederim. Evet, son durumu aldık. Motivasyon yüksek. Moral iyi. İnşallah devamı da güzel olur. İstanbul'da bir 10 yaşındaki çocuk parkta tahterevalide oynarken, yanında arkadaşları da varken, iddiaya göre iki genç tarafından tahterevaliden düşürüldü ve düşmeyle dudağı patladı, damağı yarıldı, dişleri döküldü çocuğun ve ameliyata alınmak zorunda kaldı. Aile olayın ardından kaçan iki şüpheliyi arıyor. Oğlum birazdan ameliyata girecek inşallah. Tamam. Oğlum Hamza tahterevalide denilen oyun aracında yan oturuyormuş. Arkadaşlarıyla konuşurken 18-20 yaşlarındaki iki genç gelip birdenbire diğer tarafta, tahterevalinin diğer tarafına basınç uygulayıp çocuğu zıplatıyorlar havaya. Tahterevalideyken havaya fırlayan çocuk yere düştü. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Bunda bilinçli yapıldı. Çünkü niye? Kızım dedi ki baba önce beni salladılar dedi. Ben sallanıyordum dedi. Çok hızlı bir şekilde salladılar. Neredeyse takla atacaktım. Bağırınca bıraktılar dedi. Beni bırakınca sonra abimle o tarafa gittiler. Olay İstanbul Sultan Gazi'de bayramın ikinci günü yaşandı. Topal ailesi yakınlarını ziyaret için Adapazarı'na gitmeye hazırlanırken çocukları evin önündeki parkta oynuyordu. Küçük kızı Taner Topal'ın yanına gelerek abinin yaralandığını haber verdi. Kızım ağlayarak baba Hamza abim düştü diye. Sonra yanına gittim, kanlar içinde yerdeydi. Tam o esnada çocuklar abi işte yukarıyı gösterdi, üst taraftan kaçan çocukları. Bunlar işte düşürdü, kaçıyorlar diye. Yukarıya baktım, ben yukarı çıkana kadar yanlarına, çocuklar yolu yaralamıştı, kaçtılar. Üst dudağıyla alt damağı yarılan ve dişleri dökülen Hamza Topal hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından ameliyata alındı. Aile şüpheli iki kişiden şikayetçi oldu. Canımız yanıyor gerçekten de, bayramı zehir ettiler bize. Böyle bir ceza alması lazım ki yani bu olay başkasının çocuğunun başına da gelmesin. Tedavisi süren Hamza taburcu olacağı günü bekliyor. Daha dün bir cinayet haberi vermiştik. Çocuğunun, oğlunun kavga ettiği diğer çocuğu bıçaklayıp onun ölümüne neden olan bir babanın haberini. İstanbul Fatih'te de bir kişi kızının parkta kavga ettiği çocuğu bakkalda buldu, tokatladı, darp etti ve tehdit etti. Neyse ki onlar güvenlik kameralarınca kaydedildi. Annem babam.
Çocuğu tokatladı, bıçaklamakla tehdit etti. Seni var ya bir daha patlatırım, yemin ederim seni keserim. Bunu yaradım bir daha. Vallahi seni bıçaklarım. Vallahi billahi billahi. Olay İstanbul Fatih'te yaşandı. Parkta oynayan 7 yaşındaki B.İ. ile bir çocuk kavga etti. Kavga ettiği çocuğun babası bakkalda B.İ.'yi buldu. Tokat atıp tartakladı ve tehdit etti. Dün market gitti. Baba hemen geldik. Tokat yapıyor benim oğlum yani. Evet gitti ekmek alıyor. Şey bu adam burada. Hemen geldik benim oğlum bak. Zaten şişme orada. Ona hepsi dövdü. Sonra tehdit, çok tehdit yapıyor yani. İş yeri sahibi araya girerek çocuğu kurtardı. İstanbul Küçükçekmece'de bir kişi kuyumcudan çaldığı 1 kilo külçe altında kaçmaya çalıştı ama kaçışı kısa sürdü. 3.935 lira. Bir haftadır sürekli gelip ziyaret edip büyük bir miktarlarda altınla alakalı bilgiler, fiyat bilgisi alıyordum. Son gelişinde inceleme bahanesiyle altını eline aldı, 1 kiloluk külçe altınla kaçtı. Hırsızı çalışanlar yakaladı. Olay İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı. Müşteri gibi kuyumcuya gelen bir kişi 1 kiloluk külçe altını tezgaha çıkarttırdı. İnceliyor gibi yaptığı altını alıp kaçmaya başladı. Daha önce de birkaç defa gelip 1 kilo altın isteyen bir şahıs bugün de geldi. Kalabalık da vardı o. Neyse altını verdik, inceliyor falan filan derken kalabalıkta da baktık kaptı kaçıyor. İş yeri çalışanları şüphelinin peşine düştü. Kovalamaca kısa sürdü. Çalışanlar şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Bize ufak bir boşluğumuzu yakalayıp hemen iş yerinin altını alıp kaçtı. Yaklaşık bir 150-200 metre kadar kovaladıktan sonra yakaladı ve bize ait olan emaneti geri aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler şüpheli ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Diyarbakır'da Hemzemin Geçit'te yük treni hafif ticari aracı çarptı. Trenin sürüklediği araçta iki kişi yaralandı. Tren çarptığı aracı onlarca metre sürükledi. O araçtaki iki genç kazayı ucuz atlattı. Kaza Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde meydana geldi. Diyarbakır'dan Mardin'in Mazıdağ ilçesine giden yük treni Dericiler sitesi yakınındaki Hemzemin Geçit'te 18 yaşındaki gencin kullandığı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç 63 metre sürüklendi. Kazada araç sürücüsüyle yanındaki 18 yaşındaki arkadaşı yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Konya'da bir kadın çocukken balkondan düştü ve düşme sonucu kafa travması nedeniyle beyninde bir tümör oluştu ama tümör yıllarca fark edilmedi. Ta ki kadın bir trafik kazası geçirene dek. Kaza sonrası tetkiklerde beyninde tümör tespit edilen kadın ameliyatla sağlığına kavuştu. Yok. Beyninde tümör vardı. Yıllarca bundan habersiz yaşadı. Geçirdiği trafik kazası sonrası tespit edilen tümör ameliyatla alındı. Yaşlarımızı kullanıyoruz. Kullanıyorum. Konya'da yaşayan Gülsüm Yakışan Şubat ayında trafik kazası geçirdi. Eşinin kullandığı otomobili arkadan başka bir araç çarptı. Hafif yaralanan kadının hastanedeki tetkiklerinde beyninde tümör olduğu belirlendi. 7-8 yaşlarındaydım. Balkonun demirlerinde. Yürümeyi çok seviyordum. O demirlerde yürürken ben düştüm. Herhangi bir sıkıntı, hiçbir problem yaşamadım. Ta ki trafik kazasına kadar. Şimdi travma sonucu oluşmuş bir kitle deyince Erdal Hocam, ben o balkondan düşmemi hatırladım. Doktorlar ameliyata karar verdi. Başarılı geçen ameliyatla yumurta büyüklüğündeki tümör alındı. Çok çok nadir görülür ve tesadüfen yakalanması, yani geçirilmiş bir kafa travması sonucu çektirilen bir tomografi ve bu tomografide büyükçe bir tümörün görülmesiydi olay. Bir kafa travmasına maruz kalındığı zaman uzun dönem kontrollerinde yapılması gerektiğini buradan söylemek lazım. Gülsüm Yakışan'ın durumu iyi. Sıkıntı yok, hiçbir nöro düşük olmadı.
Kuzey yarımküre etkisi altına alan rekor sıcaklıklar birçok ülkede hissediliyor. ABD'nin birçok bölgesinde sıcak hava dalgası etkili. Hindistan'da da son 50 yılın sıcaklık rekoru kırıldı. Kuzey yarımküre aşırı sıcakların etkisi altına girdi. Rekor sıcaklıklar nedeniyle can kayıpları yaşandı. ABD'nin güneybatısından gelen sıcak hava dalgası özellikle New York ve Chicago'yu etkisi altına aldı. Sıcaktan bunalan insanlar süs havuzlarının etrafına ve ağaçlık alanlara akın etti. Sıcak hava dalgasından uzak durmak için elinizden geleni yapın. Her yerde ücretsiz su merkezleri var. Özellikle bu hafta sıcaklardan etkilenmemek çok zor. Bol bol duş almak ve klimalı ortamlarda durmak iyi olur. Susuz kalmamak gerekiyor. Hindistan'da da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle başkent Yeni Delhi'de onlarca kişi hayatını kaybetti. Son 50 yılın en sıcak gecesi yaşanırken 40 bin güneş çarpması vakası kaydedildi. Uzmanlar rekor sıcaklıkların oluşturabileceği sağlık risklerine yönelik uyarı yapıyor. Meksika'da ise tropik fırtına etkili oluyor. Meksika'nın körfez kıyılarında etkili olan Alberto tropikal fırtınasında can kayıplarının yaşandığı belirtiliyor. Fırtına nedeniyle yer yer şiddetli yağışlar da oluyor. Bayram tatilinin dönüşleri başladı. Dönüşle birlikte trafik kazaları da ne yazık ki arttı. Daha tatil tamamlanmadan uzmanından güvenli seyahat uyarılarını ekrana getirelim. Bayram tatilinin ilk 5 gününde 36 kişi hayatını kaybetti, 6550 kişi de yaralandı. Tatilin ardından vatandaşlar yaşadıkları şehre dönmeye başladı. Bununla birlikte trafik kazaları da arttı. Uzmanlar vatandaşları nelere dikkat etmesi konusunda uyardı. Gece sürüşünden, cep telefonundan uzak durmak lazım. Arka koltukta emniyet kemeriyle bir hayat kurmak lazım. Yaşamı kurtarmak için emniyet kemeri şart. Uzun yola çıkmadan araç bakımlarının yapılması da önemli. Bakımsız araçlarda hem kaza hem de seyir halindeyken yangın çıkması riski büyük. Bu bayramda insanların bu arızaların ve yanan araçlarla ilgili küçük bir detay vereyim. Aracınızın kilometre saatini olarak orada ekranda işaretler, ikaz lambalarının lambaları ve ışıkları vardır. Şunu söyleyeyim, bir işaret lambası çıktı ekranınızda, sarı renkli ya da turuncu diyebiliriz. Sarı renkli. Problem yok, servise kadar gidebilirsiniz. Aynı lamba kırmızı halde yanıyorsa durmalısınız ve hareket etmemelisiniz. 3 saatte bir mola vermek, takip mesafesi ve hız kurallarına uymak da önemli uyarılardan. O zaman 5 maddede toplayalım. Trafik kurallarına uyduk. Peki cep telefonu, alkol, yorgunluk, uykusuzluk, gece sürüşü. Olası bir kazayı %100 önlemek çok zor ama ölümlü kazayı azaltmak için arka koltukta ve tüm koltuklarda emniyet kemeri diyoruz. Reklam arası. Ana haber bülteni sona erdi. Saat başında Fevzi Çakır'la Türkiye'nin Nabzı programı var. Hoşçakalın.